حسين حبش رئيس المجلس المحلي في مدينة جرابلس وريفها. Ben Muhammed Habeş meclis başkanı olarak beni tanıştırıyorum. IŞİD'den sonra neler değişti burada anlatabilir miyiz? بعد داعش IŞİD تغيرات. الحقيقة لم يمضي أكثر من شهر على مدينة تحرير مدينة جرابلس من داعش أصبحت المدينة مزدهرة يوما بعد يوم. داعش çekildikten sonra çok değişimi oldu memlekette elektrik, hastane, su, okul. Her türlü hizmetlere zaman içinde gün ve gün düzgüne gidiyorlar. IŞİD korkusu var mı halen? Yani fi khauf min Daesh. Haliyen la yujad khauf bi vujud al-ukhwa. Şimdi gel Türkiye'nin yardımıyla bile Daesh'ten korktuğumuz kalmadı. Daesh'in gününde bayanın ögünde yani hanımın ögünde kocasını kesmiş oldu diye söylüyor. Haliyen bedana بافتتاح المدارس مدرسة صادق هنداوي. تاك أخول açıldığında ikinci okul da açılacak. Daha da yerelde emelimiz olarak yani daha faydalanıp öteki okullarda açmasını bekliyorak Türkiye yardımıyla diye. Bu meclis nasıl oluşturuldu? Neye göre oluşturuldu? El meclis min uhtaru yani min intikabu. El hakika temme ihtiyar ve intikab a'da el meclis min kafet fiyat el şa'b. Meclis buradaki olan hep sorumlu aşiret olarak yani aile olarak her aileden seçildi burada bir adamları oldu diye mecliste. Aşiret büyüklerinden mi oluşturuldu yani? من الشيوخ العشائر ولا كتير؟ لا لا من المثقفين وأصحاب الشهادات والمهن العالية. يعني her aşiretten yüksek tahsil üniversiteyi bitirmişlerden yani yerine layık olanı almışlar. Bir ara alıp hadi gelin. Hadi gelin gelin. Doktor Cengiz Ayrıcı, Cerablus Hastanesi başhekimiyim. Bayramın, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününden beri hizmet vermeye başladık. İlk hizmetimizi bu çadırlarda sağlarken bir taraftan da inşaat işlerimiz devam etti. Şu anda binalarımız bitmiş durumda. Yeni yapılan binalarda poliklinik hizmeti ve yataklı servis hizmeti veriyoruz. Yakında acil binamız da bitince tüm acil hizmetimizi binalara taşıyacağız. Şu anda günde ortalama acille birlikte 450 hastaya hizmet vermekteyiz. Yaklaşık günde 120 tane acil hastamız olmakta. Bunun 20'sini Türkiye'ye sevk etmekteyiz. Onun dışında 350-400 civarında normal poliklinik hastalarına hizmet vermekteyiz. Şu anda burada büyük diyebileceğimiz birçok ana branşımız var. Daha çok esas burada çalışan doktor arkadaşlarımız Suriyeliler olup biz sadece idari olarak burada onlara yardım etmekteyiz. Elimizden gelen hizmeti burada Türkiye olaraktan vermeye çalışıyoruz. Ben Etlik Kadın Doğum'da çalışıyorum Zübeyde Hanım. Buraya görevli olarak geldim. Yaklaşık 20 günü ev olarak çalışıyorum. 20 gündür buradayım. Onun dışında biz geldiğimizde okuldan hastaneye çevirmeli bir hastane, Cerablus Hastanesi, Cerablus Hastanesi olarak hizmet vermekte. Aktif olarak poliklinik çalışıyor. Kadın doğum, acil, kadın doğum, ortopedi, dahiliye ve hariciye aktif olarak poliklinikte Suriyeli doktorlar hizmet vermekte. Biz acilin birinci çadırı ve ikinci çadırı olarak çalışıyoruz. Özellikle gece vurulma ya da herhangi çok acil olan hastaları burada hizmet vermekteyiz. İkinci katı yataklı hizmet. Yataklı hizmetler henüz açılmadı. Çok kısa bir süre içerisinde açılacak. Ameliyathanemiz olacak, kadın doğumu olacak. Biz onlar açılana kadar aktif olarak çalışıyoruz. Günlük hasta sayımız da 400'ün üzerinde. Bunların içerisinde ameliyata ihtiyaç olan hastaları da sevkini yapıyoruz ve çalışıyoruz. Rica ederim. Kim ineceğiz daha? Mustafa Berat isminde bir tane hastamız var. Acil muayenesi yapıldı. Şu anda grafilerini çekiyoruz. Daha sonra tedavisi yapıp 5 test yazılıp evlerine gönderiyoruz inşallah. Tedavisi güzel bir şekilde yapıldıktan sonra. İyi günler diliyorum.